Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Eren Alkış. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Adobe Illustrator Beta'da çok güzel bir tool öğreneceğiz. Gerçekten bu tool'a bayılacaksınız. Özellikle logo tasarımlarınızda çok işinize yarayacak bir araç. Bu şekilde Illustrator videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara devamı gelsin yazmanız yeterli. Şimdi hiç vakit kaybetmeden aracımızı öğrenmeye başlayalım. İlk olarak Adobe Illustrator Beta'yı nasıl kullanırsınız bundan bahsedelim arkadaşlar. Bunun için Creative Cloud Desktop uygulamasını yükleyip çalıştırmanız gerekiyor. Ardından Uygulamalar kısmına geldikten sonra üst kısımdan beta bölümüne tıklıyorsunuz ve tüm beta programlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz beta programını yükleyip ardından da test edebilirsiniz sizde. Tabii ki bunları yapabilmeniz için Creative Cloud'u lisanslı olarak kullanmanız gerekiyor. Tüm linkleri de açıklamalardan bulabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu ekran üzerinden Illustrator Beta'yı buradan aç diyoruz ve programımız bu şekilde açılıyor. Örnek çizimleri yapabilmemiz için bir tane dosya oluşturdum. Dosyamızı bu şekilde açalım. Dosyamızı bu şekilde açtıktan sonra bu görmüş olduğunuz çizimleri pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Bunun için araçlar paneline geliyoruz ve buradan Pen Tool kısmına basılı tutarak Quick Pen Tool'u buradan seçiyoruz. Bu aracı seçtikten sonra bir tane bu şekilde panel açıldığını göreceksiniz. Bu panel üzerinden farklı çizim tekniklerini uygulamaya çalışacağız beraber. Bu paneli şöyle aşağıya doğru bir sürükleyelim. İlk olarak bu görünen panelin üzerindeki butonlar ne anlama geliyor bundan bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz birinci çizgi line, yani çizgiler oluşturmanıza yarıyor. Şu şekilde çizgiler oluşturuyorsunuz. Bu çizgiyi oluştururken de yanda bu şekilde üçgen ikonlarını göreceksiniz. Bu ikonları bu şekilde aşağıya ve yukarıya kaydırarak çizimlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda Shift'e basılı tutarak da hizalı kılavuz çizgileriyle birlikte de bu şekilde çizimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci ikonda buradan kavisli bir şekilde çizim yapmanızı sağlıyor. Mesela birinci kavisi otomatik oluşturduktan sonra ikinci kavisi bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Siz daha tıklamadan, mouse'ta klik yapmadan da size çizimin nereye tam olarak ulaşacağını da bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Birazdan zaten detaylı bir şekilde anlatacağım tekrardan bunu. Yani ikincisi de kavisli çizimler yapmamıza yarıyor. Üçüncü ikonda, şurada görmüş olduğunuz ikonda daha keskin köşeli çizimler yapmamıza yarıyor. Örneğin birincisini yaptık. İkincisini yaparken şu aradaki noktayı keskin olarak yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde peş peşe çizimlerde yapabiliyoruz. Buradaki dördüncü ikonda zaten flip arc olarak görüyorsunuz. Mesela bir tane çizimi yaptınız. Bu ikona bastığınız zaman bu arc'ın çizimini kılavuz çizgisinin tersine döndüğünü göreceksiniz. Şunu şöyle sürükleyelim. Mesela bir daha basarsam bu şekilde tersine dönmüş olarak göreceksiniz. 3 noktaya bastığınız zaman da buradan isterseniz bu paneli kapatabiliyorsunuz ya da yardımdan daha detaylı bir şekilde bilgiler edinebiliyorsunuz. Şimdi biz çizimleri yapmaya başlayalım. Çizimleri yaparken de bazı kısa yollardan bahsedeceğim bu arada size. Şuradan spiralle birlikte çizimimize başlayalım. Aracımızı tekrardan alıyoruz, Quick Pen Tool'u. Buradan panelimiz tekrardan geliyor. Şimdi ekrana bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra zaten kılavuz çizgisini görüyorsunuz. Bu şekilde bir tane yarım daire yapıyorum. Daha sonrasında istersem Shift'e basılı tutarak da yaparım. Bir tane daha yarım daire yapıyorum. Şimdi bunu yaparken de küçük bir bilgi daha vereyim. Kısa yol bilgisi daha vereyim size. Eğer klavyeden 1'e basarsanız, mesela klavyeden 1'e basarsam aşağıdaki gördüğünüz gibi az önce anlatmış olduğum çizim şekilleri değişecek. Örneğin 1'e basıyorum klavyeden. Düz çizgi, kavisli çizgi ve buradan da sert köşeli çizgi olarak bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun kısa yol olarak. Eğer 2'ye basarsanız da az önceki şu göstermiş olduğum flip oluyor. Yani yay tersine dönüyor. Bu şekilde. Bu kısa yolları da gösterdikten sonra yine Shift'e basılı tutarak tam kılavuzun ortasında bir tane çizgi göreceksiniz. O çizgiyi tam noktanın üzerine denk getirip bir kere daha tıklıyorum. Aynı şekilde bir yarım daire daha yapıyorum. Yine bir kere daha tıklıyorum. Bu şekilde bir hızlı spiral, orantılı bir spiral oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hepsini seçip Shift ve Alt ile birlikte böyle küçültebilirim. Şimdi ikinci şeklimize gelelim. Yine araçlar panelinden aracımı bu şekilde seçiyorum. Bu sefer düz çizgiyi seçeceğim. İstersem klavyeden 1'e basarak bunu yapabilirim ya da direkt panel üzerinden bu şekilde seçebilirim. Aynı zamanda çizgiyi oluştururken neredeyse bir 45 derecelik açıyla birlikte şöyle Shift'e basarak yine oluşturuyorum.
olabildiğince hizalı yapmaya çalışıyorum böyle. Bu şekilde üst kısmını oluşturdum. Daha sonrasında da kavis aracını alıyorum. İkisini de alsam olur, burada fark etmez. Burada ekstradan bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Mesela yukarıdakine oranla baktığım zaman yarım daire birazcık daha dar görünüyor. Bunu genişletebilmek için klavyeden alt tuşuna basıyorum ve mouse tekerini yukarıya doğru çeviriyorum. Bu şekilde daha da uzadığını göreceksiniz. Böyle tam bana gözüme hoş gelen bir şekilde olduğunu düşündüğüm anda bırakıyorum ve şöyle tıklamayı yapıyorum. İkinci şeklimizi de bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Farklı çizimi kullandık. Şimdi üçüncü şekli oluşturalım. Yine aracı alıyorum. İlk öncelikle burada bir yarım daire var. Yarım daireyi bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonrasında altta bir yarım daire daha var ama küçük bir yarım daire. Bunun için hizalı bir şekilde İstersem alta basıp birazcık daha uzatabilirim ama çok orantılı olmayacaktır. Şu şekilde güzel gibi. Böyle hizayı oluşturuyorum. Burada da flip yapmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyordum? Klavyeden 2'ye basıyorum. Ve buradan da bu şekilde flip oluşturduktan sonra tıklarsam şekil bu şekilde. Şekil bu şekilde de garip oldu. Şeklimiz bu şekilde oluştu. Sıra geldi 4 yapraklı yonca yapmaya. Hemen onu da yapalım. Tam olarak benzemiyor ama yine de birazcık andırıyor diyebilirim. Şimdi bunun için de en sondaki keskin uçlu yayı seçeceğiz. Şöyle bir yarım daire. Hatta yarım daireyi birazcık daha uzatalım bu sefer. Alta basılı tutarak bu şekilde neredeyse bir hilal görüntüsü veriyorum. Bunu verdikten sonra tekrardan Shift'e basılı tutarak devam ettiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4 yapraklı bir şekilde oluşturmuş olduk. Son olarak bir tane de hilal oluşturalım. Yine araçlar panelinden aracımı seçiyorum. Yine buradan keskin uçlu yayı alıyorum. Ve şöyle hilal olacak şekilde alta basarak klavyeden mouse tekerleğini çevirerek şöyle bir hilal görüntüsü kazandırıp bir kere tıklıyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrardan tersine çevirmem gerekecek. Klavyeden 2'ye basıyorum. Şimdi bu sefer İçteki hilal kısmını, ayın iç kısmını birazcık daha daraltmam gerekecek. Bunun için alta basarak mouse'u bu sefer tersine çeviriyorum ve daha dar yapıyorum. Hatta buradan birazcık daha fazla dar yapayım. Bu şekilde yaptıktan sonra uç kısımlardan birleştiriyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Tüm şekilleri oluştururken şurada bir üçgen göreceksiniz. Bunu zaten söylemiştim. Bunu tüm şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde daraltıp arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeniden bu şekilde İkonumuzu tamamlıyoruz ve 5 adet şekli bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Özellikle logo ve ikon çiziminde bu araç çok işimize yarayacak ve çok ciddi zaman kazandıracağını düşünüyorum. Eğer bu araçla ilgili daha fazla video gelsin istiyorsanız lütfen yorumlara "bu araçla ilgili daha fazla video görmek istiyorum" yazarsınız. Biraz uzun oldu ama idare edin artık. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir araç. Ben de video yapmaktan keyif alırım açıkçası. Ayrıca şunu da biliyorsunuz ki tüm yorumlarınızı yanıtlıyorum. Farklı sorularınız varsa da bunları da sorabilirsiniz. İçerik önerileriniz varsa bunları da yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.